Selamünaleyküm. Beni merak eden arkadaşlara neler yaşadığımızı, neler olduğumuzu göstermek istiyorum. Bugün ayın kaçı? 4'ü. Sanırım 17 günden beri aynı yerdeyim. Şurası Mersin. Gördüğünüz gibi kahvemi dahi yapabiliyorum. İçtiğim birkaç tane enerji kutusu var. Enerji içeceği. Başka bir şey bulamıyorsun zaten. Beklemek bayağı bir yoruyor insanı. O şerefsizleri bekliyorsun gelmesine. Kuş gibi de geliyorlar bazen. Peki. Size anlatmak istediğim o kadar çok şey var ki. Neresinden başlayacağımı da bilmiyorum. Beni seven arkadaşlar çok selam ediyorum. Biraz daha gezdireyim, birkaç yer var, oraya bakmam gerekiyor. Belirli yerler var. Şu anda köyün içindeyiz. Parçalanmış, yıkılmış, dağılmış bir köy. Aslında kalabalık değiliz. Bazen bir kişi bir ordu olabiliyor. Önemli olan cepheyi sağlam tutmak. Onlar 100 kişi bir cepheyi tutamıyorlar. Bizler bazen tek kişi yapıyoruz. Vasatı bu ortalama. Buraya geldi sanırım 2 ay oldu. Saymadım. Ama sadece bu bölgeye geldi 2 ay oldu. Daha önce başka bölgelerde çok bulundum. 2 aydan beri durduğum noktadan sinek dahi geçirtmedim. Benimle aynı yola baş koymuş yoldaşlarıma buradan sesleniyorum. Kapım hepinize açık. Gelin ama lafta değil, yürekte gelin. Gelirseniz de buraya siyaset yapmak için değil, gerçekten Türklük için gelin. Birçok kişi toplanıyordu gelmek için. Onu yaparız, şunu yaparız, orada şuna sıkarız, buna sıkarız. Hadi dediğimizde hiçbir kalmıyor. Lafta sıkmayacağınız abiciğim. Hani bir idealin varsa, bir davan varsa ya o davada olacaksın ya da hiç olacaksın. Bu benim yaptığım hani kimsenin yapamayacağı bir şey değil. Bunu herkes yapar.
Yeter ki insan inanmalı. Ne yaptığına inanmalı. Konuşacak pek bir şey bulamıyorum. Şu anda aklıma gelmiyor. Sesim umarım hepinize ulaşır. Buradaki savaş bittikten sonra Türkiye'deki PKK'lılar. Kabusunuz benim. Neden Türkiye'de değilim? Buradayım. Ha, onu da söyleyeyim. Türkiye'de PKK'ya karşı savaştığım zaman suçlu ilan ediliyor. Burada karışan yok. Onları istediğim gibi vuruyorum. Ama son dönemde de PKK'ya bayağı bir yüz verdi Türkiye Cumhuriyeti. Artık Türkiye'ye baktığımda toprağın üstündekine değil, altındakine saygı duyuyorum. Şu anda vuruyorlar. Neden? Bu dağda tek kişiyim. Tek Türk. Ve beni geçemiyorlar. Helikopterde varil atıyorlar. Doşka ile vuruyorlar. 57 atıyorlar. Buradayım şerefsizler, buradayım. Hadi gelin. Kaç köpek geliyor? Bundan sonraki videoyu umarım çekerim. Allah'a emanet olun. Tanrı Türk'ü korusun. Selam olsun.